Arkadaşlar selamlar, geldik integralde alan testlerine ve ilk teste hep beraber başlayalım. Y eşittir fx eşittir x kare eksi 2x parabolü ile x ekseninin sınırladığı alan kaç birim karedir diye sorulmuş. Hemen bakalım arkadaşlar. Bir kere y eşittir x kare eksi 2x parabolünü, bakın şöyle kuralını x parantezinde yazacak olursak x çarpı x eksi 2'ye eşit olduğunu görüyoruz. O halde şimdi ilk olarak bu parabolü bir çizmeye çalışalım. Şöyle eksenlerimizi çizelim arkadaşlar, x ve y eksenlerini. Şimdi sıra geldi parabolü çizmeye. Bir kökümüzün 0 olduğunu, diğer kökümüzün de 2 olduğunu görebiliyoruz ve kollarında yukarı baktığını biliyoruz. Dolayısıyla arkadaşlar temsili olarak şöyle bir parabolden bahsediyoruz, doğru mu? Evet, bir kök 0, bir kök 2. Şimdi bakın bize ne söyleniyor? Bu parabol ile x ekseninin sınırladığı alan demiş. Yani şuradaki alandan bahsediyor, doğru mu? Şuradaki alandan. Şimdi bu alanı bakın ben size göstermek için dahi burayı aslında tararken ne yapıyorum? Düz çubuklar çiziyorum, doğru mu? Bu çubuklar aslında arkadaşlar böyle rastgele kafadan attığımız şeyler değil. Gerçekten integralde alan hesabı yaparken Riemann toplamında gördüğünüz üzere orada aslında sonsuz tane böyle genişliği hiçe dayanan, yani sıfıra çok çok yakın olan sonsuz tane çubuğun yan yana çizildiğini varsayıyoruz. Aslında öyle bir tarama işlemi yapıldığını varsayıyoruz. Şimdi bize dolayısıyla buradaki bir tane çubuğun boyu lazım. Bakın, bir tane çubuğun boyu. Örneğin çubuğun üst ucu şurada olsun. Burası nedir arkadaşlar? Y eşittir 0 doğrusu, doğru mu? X eksenin diğer adı neydi? Y eşittir 0 doğrusu. Peki çubuğun alt ucu nereye dayanıyor? Benim fx fonksiyonuma dayanıyor. Y eşittir fx fonksiyonu dayanıyor. Dolayısıyla bu çubuğun boyunu temsilen yazmak istesem ne derim? Mesela şurada bir çubuk var arkadaşlar. Şurası 5 birim, şurası 2 birim desem şuranın kaç birim olduğunu nasıl bulursun? Üst parça, yani üst noktanın gösterdiği değerden alt ucun gösterdiği değeri çıkartarak, değil mi? O halde bu çubuğun boyunu gösterirken ne yapacağız? Üst uç bakın sıfıra dayanmış. Alt uç kime dayanmış? Fx'e dayanmış. Dolayısıyla 0 eksi fx diyeceğiz. İşte neden hani x eksenin altına düşünce alanı bulmak için oradaki fx eksi ile çarpıyoruz? Mantık bu aslında. Çünkü üstten altı çıkartıyoruz. 0 eksi fx. Dolayısıyla bir çubuğun boyu 0 eksi fx kadar. Peki ne yapayım? Bana bir tane çubuk yetmez ki. Ne yapacağım? Bu çubuklar arkadaşlar 0'dan 2'ye presleyeceğim. Bir sürü o çubuklardan oluşturacağım böyle 0'dan 2'ye. İşte bu işlemi de integral yapıyor. 0'dan 2'ye 0 eksi fx uzunluğundaki bu çubukları presle dedik. Dx presle, yani sonsuz küçült o çubukları, bir nevi öyle düşün. Tamam. Peki o halde devam edelim arkadaşlar. Fx yerine eşitimizi yazabiliriz tabii ki. Eşittir dedik. Eksiyi dışarıya aldım hatta. 0'dan 2'ye fx kimdi? X kare eksi 2x. X kare eksi 2x dx. Evet, güzel. Şimdi eşittir dedik. Devam ediyoruz hala. Eksi dursun bir kenarda. Eksi bizi beklesin. X kare eksi 2x'in integralini aldım. X küp bölü 3 eksi x kare geldi. Nereden nereye? 0'dan 2'ye. Peki. Eksi hala bizi bekliyor, unutma. Şimdi 2 yazdım. 2'nin küpü 8 bölü 3 geldi. Doğru mu? 8 bölü 3. Eksi 2'nin karesi 4 geldi. 0 yazınca zaten sıfırlanıyor. Eksi 0 yazdık. Peki. Şimdi 8 bölü 3'ten 4 çıksa, yani 12 bölü 3 çıksa ne gelir? Eksi 4 bölü 3 gelir. Bir de başımızda eksi vardı. O halde cevap 4 bölü 3 olarak neredeymiş? Ceyhan seçeneğindeymiş dedik. İleride hangi soruda çözerim bilmiyorum ama ileride bunların çok daha pratik bir yolunu da göstereceğim size. Belki hiçbir yerde görmediğiniz bir yolda olabilir. Şimdi şu an bir integrali alanı, yani daha doğrusu integral yardımıyla alan hesabı yapmayı bir öğrenelim. Biraz bir böyle devam edelim, tamam. Haydi geçelim ikinci soruya. Arkadaşlar selamlar, geldik ikinci soruya. Şekilde verilen boyalı bölgenin alanı kaç birim karedir diye sorulmuş. Yine baktık. Parabolümüzün kuralı y eşittir x kare eksi 12x, yani x parantezinde yazacak olsak x çarpı x eksi 12. O halde bir kökün 0, bir kökün 12 olduğunu biliyorum. Şimdi burada temsilen bir çubuk çizsem, bakın bu çubuklardan preslemek istiyordum yan yana, hatırlayalım. O halde bu çubuğun boyuna bakıyorum. Çubuğun üst ucu x eksene, yani y eşittir 0 doğrusuna dayanmış. Alt ucu da y eşittir x kare eksi 12x paraboline dayanmış. O halde bu çubuğumun boyu ne olur arkadaşlar? 0 eksi x kare eksi 12x olur. Doğru mu? Doğru. Peki o halde
Peki bu çubuklardan ne kadar lazım bana? 0'dan 12'ye kadar presle diyeceğiz bunları, doğru mu? 0'dan 12'ye kadar presle. Tamam. Şimdi eksiği başa gönderebilirim. İçeriye de dağıtabilirim. Problem değil. Hadi bu sefer de içeriye dağıtalım. 0'dan 12'ye, evet, 12x, doğru mu? 12x eksi x kare dx oldu. Şimdi integrali aldık arkadaşlar. 12x'in integrali 12x kare bölü 2, yani 6x kare oldu. Eksi x karenin integrali de eksi x küp bölü 3 oldu. Nereden nereye? 0'dan 12'ye, süper. O halde 12 yazdım. Üf, ne kadar büyük sayı. 12'nin karesinin 6 katı, maşallah. Yani şu hesaplamadan bulacağım. 6 çarpı 12'nin karesi diyeceğim. Eksi. Burada ne var? 12'nin küpü bölü 3. O da 12'nin karesi çarpı 12 bölü 3 olsun. Böyle yazalım arkadaşlar. 12'nin küpü bölü 3'ü. Evet. Şu 12 ile 3 sadeleşse burada 4 kaldı. 6 tane 12'nin karesinden 4 tane 12'nin karesi çıkarsa 2 tane 12'nin karesi kalır. 12'nin karesi 144'tü zaten. 2 kere 144'ten. Demek ki cevap 288'miş dedik. Ve geçiyoruz 3. soruya. Arkadaşlar selamlar, geldik 3. soruya. Y eşittir x kare eğrisi, x eşittir 3 doğrusu ve x ekseniyle sınırlı bölgenin alanı kaç birim karedir diye sorulmuş. Haydi beraber başlayalım arkadaşlar. İlk olarak eksenlerimizi bir çizelim. Şu y eksenimiz olsun, şu x eksenimiz olsun. Hocam bunları niye noktalı çiziyorsun demeyin. Program öyle çiziyor. Ben düz çizebilsem düz çizerdim, yani emin olun. Şimdi y eşittir x kareyi çizeceğim. Y eşittir x kare arkadaşlar, orijinde x eksene teğet olup kolları yukarı bakan şöyle bir parabol. Evet, bunun dışında her şeye benziyor herhalde, değil mi? Şöyle bir parabol. Peki, şimdi bunu çizdim. Bir de ne diyor? X eşittir 3 doğrusu. X eşittir 3 doğrusu y eksenine paralel olan şu şekilde bir doğru değil midir? X eşittir 3 doğrusu, bakınız. Evet, x eşittir 3. Y ekseni diğer adı neydi? X eşittir 0 doğrusu. X ekseni namı diğer, y eşittir 0 doğrusu. Peki 3 verdiğimizde nereye gidiyoruz? Niye buldum bilmiyorum. İşime yarar belki. 3 verdiğimde 9'a gidiyorum. Y eşittir x kare parabolünün üzerinde. Peki. Şimdi bize ne söylüyor o halde? Bir bakalım arkadaşlar. Bakınız. Evet, y eşittir x kare eşittir x eşittir 3 doğrusu ve x ekseni arasında kalan bölge şu değil midir? Tam olarak budur, değil mi? O halde buradaki bölgeyi tarayan, buradaki bölgeyi size göstermek için çizdiğim o çubuklardan bir tanesini temsili olarak bir çizin bakalım. İşte şu çubuk. Bu çubuğun boyu bana lazım. Bu çubuğun boyu, bakın, üst ucu nereye dayanmış? Y eşittir x kare parabolle dayanmış. X kare eksi. Alt ucu nereye dayanmış? Y eşittir 0 doğrusuna. Yani x kare eksi 0 oldu. Peki nereden nereye bu çubuklar lazım? 0'dan başla. Kaça kadar? 3'e kadar. Yani 0'dan 3'e presle dedik. Doğru mu? 0'dan 3'e presle. Peki o halde integrali aldık, ne geldi? X küp bölü 3 geldi. X küp bölü 3. Buna da arkadaşlar hemen bakalım, 0'dan kaçaydı? 3'eydi. 3 yazdım. 3'ün küpü 27 bölü 3'ten 9 geldi. 0 yazınca zaten sıfırlanıyor. O halde cevap 9 birim kareymiş dedik. Cevap Edirne seçeneği diyoruz. Ve geçiyor muyuz? İsteyen S2S mantığı vardı, hatırlar mıyız? Böyle bir parabolde, bakın, y eşittir x kare parabolünde mesela arkadaşlar. Şu şekilde bir ayrım varsa, şurası S birimse şurası 2S birimde, hatırlıyor muyuz? Dolayısıyla bakın buradaki dikdörtgen alanı 3 çarpı 9'dan 27 birim kare. 27 birim karenin 3'te 1'lik alanı bana lazım. 27'yi 3'e böldüğümde ne geliyor? 9 geliyor. Direkt cevap burada sırıtıyor. S2S'i de kullanabilirsiniz. Her zaman mı işimize yarar? Yani tabii ki arkadaşlar derece değişecek. 3. derecede S3S olacak. 4'te S4S olacak vesaire, ama yani her fonksiyonun alanını bulurken, her fonksiyonla x eksen arasında kalan alanı bulurken bu mantık tabii ki de bizi kurtarmaz. O yüzden ben önce bir integrali oturtmaya çalışıyorum. Daha 3. sorudayız. İleride daha karma testlerimiz var. Oralarda pratiklerimizi yaparız. Haydi geçelim 4'e. Arkadaşlar selamlar, geldik 4. soruya. Y eşittir x kare eksi 6x parabolünün grafiği verilmiş. T parabolün tepe noktası ve ABCO bir dikdörtgendir denilmiş. Şimdi y eşittir x kare eksi 6x'e baktığımız zaman çarpanlarını ayırdık. X çarpı x eksi 6 oldu. Tepe noktasının absesinin 3 olduğunu biliyorum. 1 kök 0, diğer kök 6. Şimdi o halde şu sol parça aslında sağ parçaya doğrudan eşit midir? Eşittir. Dolayısıyla ben bu parçalardan birini bulup sonra 2 ile çarpabilirim. Neden? Sistem x eşittir 3 doğrusuna göre simetrik sonuçta. O halde buradaki bir alanı bulmak için, bakın, düz bir çubuk çizdiğim zaman çubuğun üst ucu kime dayanıyor? Fonksiyona, yani x kare eksi 6x'e.
Eksi dedim. Alt uç kime dayanıyor? Burası kimya. Aa, bunu bulmamız lazım. Evet, tepe noktasının ordinatı bana lazım. Şimdi benim fonksiyonum x yerine 3 verdiğim zaman hangi değer üretiyor? 3'ün karesi 9, eksi 3 kere 6, 18. 9 eksi 18'den ne geldi? Eksi 9 geldi. Yani şu doğru aslında ne doğrusuymuş? Y eşittir eksi 9 doğrusuymuş. Dolayısıyla bu çubuğun boyunu bulurken üst uçta x kare eksi 6x var dedik. Alt uçta kim var? Eksi 9 var. X kare eksi 6x eksi eksi 9 benim bir çubuğumun boyu. Bu çubuktan presleyeceğim. Nereden nereye presleyeceğim? Nereden nereye? 0'dan 6'ya da presleyebilirsin. Problem değil. 0'dan 6'ya presleyebilir miyiz? Bakalım. 0'dan 6'ya da evet presleyebilirim. Hiçbir problem olmaz. Garip aslında. 0'dan 6'ya 2 tane. Evet. Değişik. 0'dan 6'ya da presleyebilirsin. Ya da 3'den 6'ya presleyip 2 ile çarparsın. Ya da 0'dan 3'e presleyip 2 ile çarparsın. En güzeli bence 0'dan 3'e presleyip 2 ile çarpmak. Çünkü büyük sayılarla uğraşmayalım. Doğru mu? 0'dan 3'e pres yaptım. Bunu da ne yapacağım? 2 ile çarpacağım. Çünkü 0'dan 3'e olandan bir de 3'den 6'ya kadar var değil mi? Aynısından bir daha görüyorum. O halde düzenleyelim arkadaşlar sonuç olarak. 2 tane dedik. 0'dan 3'e. İçeride ne yazıyor? X kare. Evet. Eksi 6x. Evet. Artı 9. X kare eksi 6x artı 9 dx. Peki. Şimdi bana kaybolan yıllarını şaka. Devam. Neredeyiz? X kare eksi 6x artı 9'un integralini alıyoruz. Haydi buyurun. 2 parantezinde. X küp bölü 3 eksi 6x kare bölü 2'den ne geldi? 3x kare geldi. Artı 9'dan ne geldi? 9x geldi. Nereden nereye? 0'dan 3'e. Evet. O halde 3 yazdım. 3'ün küpü 27 bölü 3'ten 9. 3'ün karesi 9 kere 3'ten eksi 27. 3 kere 9'dan artı 27. Bir de başımızda ne var? 2 çarpanı var. 27'lere güle güle 2 kere 9'dan cevap 18 olarak Denizli seçeneğinde diyoruz ve geçiyoruz 5. soruya. Arkadaşlar selamlar, geldik 5. soruya. Fx eşittir x kare eksi x fonksiyonu ile y eşittir 6 doğrusu arasında kalan bölgenin alanı kaç birim karedir demiş. Şöyle bir çizelim ki görsel karşımızda olsun, daha rahat anlayalım. Doğru mu? Bir kere bu nasıl bir parabol? X parantezini aldığımda x çarpı x eksi 1. 1 kök 0, 1 kök 1, kollar yukarı bakıyor. O halde şöyle temsilen çizelim mi? 1 kök 0, 1 kök 1 olsun. Şimdi y eşittir 6 doğrusu nasıl bir doğru? Y eşittir 6 doğrusu x eksene paralel şöyle bir doğru. Doğru mu? Peki. Şimdi bu doğruyla bu fonksiyon arasında kalan alan diyor. Bakın o alanı çizerken, size gösterirken çizeceğim doğru parçalarını gördünüz değil mi? Birini temsili olarak aldım mesela. Bu doğru parçasının uzunluğunu nasıl bulurum acaba dedim. Bu doğru parçasının uzunluğu nasıl bulunur? Üst uç kime dayanıyor? Y eşittir 6 doğrusuna. 6 eksi. Alt uç kime dayanıyor? Benim fonksiyonuma. Fonksiyonum neydi yahu? X kare eksi x yazdım. X kare eksi x. Bir çubuğun boyu bu. Bu çubuklardan presle. Nereden nereye presleyeyim? Sıfırdan bire deme sakın. 0, 1 bitiş çizgileri değil. Bak şurada bir yerde bitiyorum değil mi? Bir de burada bir yerde. Şimdi bunlar kim acaba? Bunlar bu benim fonksiyonumun cevabını 6 yapan, yani görüntüsünü 6 yapan x değerleri aslında. O halde başlayacağız. X kare eksi x, sen ne zaman 6 oluyorsun? Söyle bize. X kare eksi x eksi 6'nın 0 olması lazım. Çarpanlarını ayırdım. X eksi 3 kere x artı 2 eşittir 0. Doğru mu? Bence doğru. O halde x ya 3 olabilir ya da eksi 2 olabilir dedik. Dolayısıyla 6 yapan bir noktanın 3 olduğunu biliyoruz. Diğer noktanın eksi 2 olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla presleyeceğimiz o bölgeler çıktı artık ortaya. Eksi 2'den kaça kadarmış? 3'e kadarmış. Eksi 2'den 3'e kadar. Dx presledik. Evet. Haydi buyurun devam. Şimdi içeride ne var arkadaşlar? 6 eksi x kare artı x. Evet, bu ifadeyi eksi 2'den 3'e kadar presleyeceğiz. Haydi buyurun. 6'nın integrali 6x eksi x karenin integrali x küp bölü 3 artı x'in integrali x kare bölü 2. Nereden nereye? Eksi 2'den 3'e. O halde başlayalım. 3 yazdım. 18 eksi 3'ün küpü 27 bölü 3'ten 9 artı 3'ün karesi 9 bölü 2. Eksi dedim. Eksi 2 yazdım. 6 ile çarptım. Eksi 12. Eksi 2'nin küpü eksi 8, başında da eksi var, artı 8 bölü 3. Daha sonra eksi 2'nin karesi 4 bölü 2'den 2. Doğru mu? Evet, düzenleyelim şimdi. 18 eksi 9, şuradan bir kere 9 geldi mi? Sonra 9 eksi eksi 12. Hatta şöyle yapalım. Eksi 12 2 daha, eksi 10 yaptı, başında da eksi var, artı 10. 9 da burada 19 oldu. 19 artı 9 bölü 2
Eksi 8 bölü 3. Üf, çok gıcık sayılar değil mi yahu? Evet, gerçekten de. 6 paydasında bir şey olacak. Demek ki cevap Bursa desek geçsek kabul eder misiniz? İlla yapacağız değil mi o işlemi? Evet, o zaman hadi başlayalım. 6 paydasına getiriyoruz. Buraya 6 ile çarptım. 6 kere 19 kaç yapar acaba? Ben bilmiyorum ki böyle şeyleri. 6 kere 1, 6. 6 kere 9, 54. 114. Tuttu mu? Bence tuttu. 114 artı 6 paydasına getirmek için 3 ile genişlettim. 3 kere 9, 27. Eksi 6 yapmak için 2 ile genişlettim. 16. Bölü 6. Doğru mu? Evet, 27'den 16 çıksa 11 kalır. 11, 114 daha. 125 bölü 6'ymış cevap. Şaşırmadık. 6 paydasının olacağını biliyorduk. O halde cevabımız Bursa seçeneği dedik ama içim el vermiyor artık. Bu ne yahu? Bu kadar bu sorular uzatılır mı? Uzatılmaz hoca desenize. Hadi ileride, ileride, ileride. Kolay gelsin. Arkadaşlar selamlar. Geldik 6. soruya. Aşağıda y eşittir fx parabolü verilmiştir. Buna göre boyalı bölgenin alanı kaç birim karedir denilmiş. Şimdi ilk olarak bir kere fx fonksiyonunun kuralını bulabiliriz. Fx eşittir dedik. X eşittir 1'de çift katlı kök olduğunu görüyoruz. Zaten bir parabolmüş bu. O halde x eksi 1'in karesi 0 verdiğinde 3'e gidiyor. Şu an 0 verdiğinde şu haliyle 1'e gider. 3'e gitmesi için 3 ile çarparız deriz. Doğru mu? Peki. O halde. Şimdi burada bir tane çubuk çizsem. Bu çubuğun boyu bakın üst uç benim fonksiyonuma dayanıyor. Alt uç nereye dayanıyor? X eksenine. Namı diğer y eşittir 0 doğrusuna. Dolayısıyla çubuğun boyu ne olacak? 3 tane x eksi 1'in karesi eksi 0. Nereden nereye prestleyeceğim? 0'dan 1'e kadar. 0'dan 1'e dx. Evet. Herkes bu integrali çözüp cevabı bulabilir. Ama artık S2S mantığını da kullanabiliriz arkadaşlar. Doğru mu? Şöyle bakın çizdiğimiz zaman şurada bir dikdörtgen oluşuyor mu? Oluşuyor. Peki bu dikdörtgen için ne biliyoruz bakın? Fonksiyonun grafiğin altında kalan alan S ise üstünde kalan şu alan 2S olmalı. Dolayısıyla dikdörtgenimizin alanı 3 çarpı 1'den 3 birim kare. 3'te 1'lik kısmı bu mavi bölgeye ait. Dolayısıyla 3'te 1 ne yapar? 3 birimin 1 yapar. O halde cevabımız 1 deyip 7. soruya geçebiliriz. İsteyen integralle de çözebilir tabii ki. Haydi devam. Arkadaşlar selamlar, geldik 7. soruya. Şekilde y eşittir fx fonksiyonun grafiği verilmiştir denilmiş. 0'dan m'ye f türev x dx eşittir 5 olduğuna göre boyalı bölgenin alanı kaç birim karedir diye sorulmuş. Şimdi bir kere burada f türevin integralini alsam kim gelecek? Fx gelecek, doğru mu? Fx sınırlar kimden kime? 0'dan m'ye. M verdim, f m geldi. 0 verdim, f 0 geldi. Peki sonra devam edelim. Fm'nin ne olduğunu biliyorum ama F0'ın ne olduğunu biliyorum arkadaşlar. 0 verdiğinizde bakın nereye gidiyor? 1'e gidiyor, doğru mu? Dolayısıyla bu ifade Fm eksi 1 oldu ve bu da 5'e eşitmiş. O halde Fm değeri ne oldu bakın buradan? 6. M verdiğimizde 6'ya gidiyormuş. Peki şimdi bu fonksiyonun kuralına baktığınız zaman arkadaşlar bir kere eğimin ne olduğunu biliyoruz? 1 bölü 1'den 1 olduğunu biliyoruz. Yani y eşittir x artı bir şey. 0 verdiğinizde 1'e gitmiş. Demek ki bu y eşittir x artı 1 doğrusu. Peki m verdiğimde 6'ya gidiyorsa cevabın 6 olması için x değerinin 5 olması lazım. Yani m değeri 5'miş. O zaman m artı 2 de 7 olacak. 7 verdiğimizde de nereye gideriz? 8'e gideriz, doğru mu? Dolayısıyla artık buradaki yamuğun alanını bulmamak için hiçbir sebebimiz yok. O halde bakalım. Üst tabanımız kaç birim? 6 birim. Alt tabanımız kaç birim? 8 birim. Üst taban artı alt taban çarpı yüksekliğimiz kaç birim? 2 birim bölü 2. O zaman 6, 8 daha cevap 14'müş diyoruz. Daha başka şeyler de yapabilir miydik? Yok, bu kadar yeterli. O halde haydi geçelim nereye? Yani yapabiliriz aslında da zamanı var. Karma testlere geçelim. Orada görüşeceğiz. Haydi 8'deyiz. Arkadaşlar selamlar, geldik 8. soruya. 2'den 7'ye fx dx 21 olarak verilmiş. Buna göre boyalı alan kaç birim karedir diye soruluyor. Boyalı alan benim ekranımda tam görünmüyor. Sanıyorum şurası arkadaşlar, doğru mu? Evet, boyalı alan burası. Peki şimdi. Güzel bir soru yine. Ne biliyoruz? Bakın şurada bir doğrusal fonksiyon var. Bu doğrusal fonksiyonun eğimine baktığın zaman bakın 2 bölü 2'den eğimin ne olduğunu görüyoruz? 1. Dolayısıyla y eşittir x artı c formatında. 0 verdiğinde de eksi 2'ye gitmiş. Demek ki bu y eşittir x eksi 2 doğrusu. Doğru mu? O halde 7 verdiğimde kaça gitmesini bekliyorduk? 7 verdiğimizde 5'e gitmesini bekliyorduk. Dolayısıyla şu uzunluğun bir kere 5 birim olduğunu biliyoruz. Şu uzunluk da 5 birim. O zaman 5 kere 5 25 bölü 2 oldu. Şurası, şuradaki dik üçgen alanı. Doğru mu?
Şuradaki dik üçgen alanı bakın. Ne geldi arkadaşlar? 25 bölü 2 geldi. Peki. Şimdi bize ne söylenmiş? 2'den 7'ye fx dx. 2'den 7'ye fx dx demek. Aslında 2'den 7'ye fx fonksiyonun grafiğiyle x eksen arasında kalan alan demek mi bu soruda? Çünkü fx fonksiyonun grafiği daha yukarıda, doğru mu? Yani şu çubukların boylarının aslında preslenmiş hali demek, doğru mu? 2'den 7'ye kadar. Şimdi oraya baktığınız zaman bakın ne görüyoruz? Bakın ne görüyoruz? Şurada bir bilmediğim bir alan var. Değişik bir şekil var burada. Üçgen değil, bir şey değil bu. Şurası çünkü bakın bir eğri, değil mi? Şurada S diyelim mesela. Bu alanı bilmiyorum. S diyelim. Bir de burada dik üçgen var. Bu dik üçgenin alanı az önce bulmuştuk zaten. 25 bölü 2 idi. Doğru mu? O zaman yukarıdaki alan S. Alttaki alan da 25 bölü 2. Ve bunların toplamı da kaç birimmiş? 21 birimmiş. O zaman buradan ben S'i bulabilirim. Doğru mu? S dediğim bu alanı bulabilirim. S eşittir. 2 kere 21 42. 42'den 25 çıksa 7'li bir şey, bence 17. O zaman cevap 17 bölü 2 olarak Ceyhan seçeneği deriz ve geçeriz nereye? 9. soruya. Arkadaşlar selamlar, geldik 9. soruya. Y eşittir fx parabolünün tepe noktası T 1'e 4'tür denilmiş. O zaman hemen bunu bir belirtelim. Bakın absisin bir kere 1 birim olduğunu biliyorum. Ordinatın 4 birim olduğunu biliyorum. O zaman şurada bir dik üçgen belirdi. Bu dik üçgenin alanını bulabilirim ben artık. Soruda işime yarayacak mı bilmiyorum ama 1 kere 4 bölü 2'den ne geldi? 2 geldi. Bu dik üçgen alanı 2. Tamam. Parabol y ekseni 0'a 3 noktasında kesiyormuş. Taral alan kaç birim karedir demiş. Tamam. Şimdi o zaman bu parabolün kuralını bir bulmamız lazım önce, doğru mu? Evet. Şimdi y eşittir. Nasıl bir şey bu bakalım. Y eşittir. Şöyle yapalım hatta. Fx eşittir diyelim. Evet. Aynı şey olduğunu biliyorsunuz. Fx eşittir. Tepe noktasının absisi 1 ise bir kere içinde x eksi 1'in karesi mevcut. 1 verdiğinde 4'e gitmiş. Demek ki dışarıda bir artı 4'üm var. Ve 0 verdiğinde 3'e gidiyor. Bakın şu an 0 verirsem ben 1 artı 4'ten 5'e gider, değil mi? 4'ü biraz azaltmam lazım. O zaman şurada başında bir eksi olması lazım. Şu an bakın 0 verince ne buluyoruz arkadaşlar? 3 buluyoruz. Evet, dolayısıyla fonksiyonun kuralı artık elimde, isteyen açabilir ki ben istiyorum. Evet, x kare başında eksi var, eksi x kare. Eksi 2x başında eksi var, artı 2x. Sonra bir de ne geldi? Artı 3 geldi, değil mi? Eksi 1 artı 4'ten de artı 3 geldi. Evet, şimdi fonksiyon elimde. Peki, şimdi arkadaşlar ben bu fonksiyonu 0'dan 1'e integralini alsam, bakın 0'dan 1'e fonksiyon eksi 0 desem ne bulurum? Şunları bulurum aslında, doğru mu? Şunları bulurum. Ama alttaki üçgen alanı biliyorum 2 birim. Sonra da o 2 birimi çıkarsam cevabı bulur muyum? Bulurum. Öyle yapmak zorunda mıyız? Hayır, daha farklı yolları da var ama şu an bunu bir yapalım bakın. Şöyle ki, bakın şurada bir tane çubuk çizsem, bu çubuğun boyunu bulurken üst ucum nereye dayanıyor? Parabolün kendisine dayanıyor. Yani eksi x kare artı 2x artı 3'e dayanıyor. Eksi dedim, alt ucum nereye dayanıyor? X eksenine. Namı diğer y eşittir 0 doğrusuna dayanıyor. Peki bir çubuğun boyu bu. Bu çubuklardan ne kadarını presleyeceğim? 0'dan 1'e kadar presle dedik. Peki. O halde düzenleyelim arkadaşlar. Ne oldu bakın burası? 0'dan 1'e eksi x kare artı 2x artı 3 dx. O halde integralini alalım buyurun beraber. Ne geldi? Eksi x küp bölü 3 artı x kare artı 3x. Nereden nereye? 0'dan 1'e. 1 yazdığımda eksi 1 bölü 3 artı 1 artı 3 gelecek. Doğru mu? 0 yazdığımda zaten 0'ın orası gidiyor. O zaman 1, 3 daha 4, 4 kere 3, 12, eksi 1 ne oldu arkadaşlar? 11 bölü 3 oldu cevap. Şimdi bu 11 bölü 3 neresi arkadaşlar? Şuradaki bütün bölge. Şuradaki bütün bölge. Ama ben şu dik üçgen alanı istemiyorum. Dik üçgen alanında 2 birim olduğunu biliyordum. 2 birim kare olduğunu. O halde 11 bölü 3'ün içinden de 2 birim kareye çıkarsam 2 kere 3, 6, 11'den çıktı. Ne kaldı? 5 bölü. Bir de yazım kötü diye ondan sonra bir de yorumlar geliyor. Evet, 5 bölü kaç geliyor? 3, doğru mu? 5 bölü 3. Cevabımız Ceyhan seçeneğiymiş diyoruz. Bu soruyu da hallettiğimize göre geçiyoruz nereye? 10. soruya. Arkadaşlar selamlar, geldik 10. soruya. Şekilde fx fonksiyonu ve x eksen arasında kalan bölgelerin alanları demiş. Bakın S1'i 7 birim kare olarak, S2'yi de 3 birim kare olarak belirtmiş. S1 burası 7 birim kare, S2 burası 3 birim kare, süper. Eksi 1'den 5'e fx dx integralinin değeri kaçtır diye sorulmuş. Arkadaşlar bu S1 dediği bölge, şimdi tamam bu soruyu izlemeye geldiniz. S1 dediği bölge şu sağ kısım olarak algılamayın. Tamam. S1 dediği bölge tamamı. Tamam, yoksa çözemezsiniz. Nereden bilirim? Evet, aklınızdaki soru benim de aklıma geldi. Ben sol tarafı nereden bulacağım diye.
bulamazsınız da çözemezsiniz de. Dolayısıyla S1 bunun tamamı arkadaşlar, tamam. O halde şimdi eksi 1'den 5'e fx dx derken, bakın eksi 1'den 5'e kadar eksi 1 3 aralığında fx fonksiyonun grafiği x ekseninin üstünde kaldığı için fx dx integrali direkt buradaki alana eşit olacak. Yani şunu eksi 1'den 5'e bakın ben şöyle bir ayırayım. Eksi 1'den 5'e fx dx dedik. Bunu şöyle iki parçada inceleyelim. Eksi 1'den 3'e fx dx artı 3'ten 5'e fx dx, değil mi? Şimdi eksi 1 3 aralığında dediğimiz gibi arkadaşlar, grafik zaten x eksenin üstünde kaldığı için grafik eksi 0 dediğimiz zaman, yani fx fonksiyonu direkt integralini aldığımız zaman oradaki alanın direkt kendisi gelecek karşımıza. S1 gelecek. Ama 3 5 aralığında fonksiyonun grafiği x eksenin altında olduğu için fonksiyonun integrali x ekseniyle arasında kalan bölgenin alanının ters işaretisi gelecek. Eksilisi gelecek. Doğru mu? Dolayısıyla oradaki alan S2 ise bu integralin cevabı eksi S2 gelecek. Dolayısıyla bu S1 eksi S2'yi soruyormuş. Yani 7 eksi 3'ten 4'ü istiyormuş bizden diyoruz. Cevap olarak Ceyhan seçeneğini işaretliyoruz. Peki neden eksili oluyordu? Yani ezber olarak x eksenin altında kaldığında hemen eksi alıyoruz falan diyebilirsiniz ama tam mantığını anlayalım. Bakın dikkat edin. Şurayı lütfen iyi anlayalım. Şu S2 bölgesini bana mesela tarayarak göstermek istesen, şurada bir çubuk çizsen, o tarayacağın çubuklardan birini temsili çizsen, bu çubuğun boyunu bana söyler misin desem, çubuğun boyunu gösterirken üst ucudaki değerden alt uçtaki değeri çıkartmaz mısın? Üst ucu nereye dayanmış? X eksenine. Namı diğer y'eştir 0 doğrusunu. 0 dersin. X. Alt uç nereye dayanmış? Fx fonksiyonu. Doğru mu? Yani 0 eksi fx oldu bu çubuğun boyu. İşte bu çubuklardan ne kadar presleyeceğim? 3'ten 5'e kadar presleyeceğim. Dolayısıyla alan S2 eksi 3'ten 5'e kadar fx dx olacak. Yani 3'ten 5'e fx dx alanı ters işaretisi olacak. Eksi S2 olacak, tamam. Anladık. O mantığı lütfen oturtalım. Karma testlerde bunları artık böyle gözümüzde çözeceğiz zaten. Evet, bu soruyla beraber bu testimize sonra gelmişiz arkadaşlar. Umarım faydalı olabilmişizdir. Sonraki testlerde ve diğer konularda da görüşmek üzere. Hoşçakalın.